Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sevgili Sarkis'le birlikte olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyuz. Hem mekanda emeği çok çok olan bir isim. Bizim geçmişimiz Hrant Dink Vakfı olarak 12-13 yıla dayanıyor. İyi ki hayatımıza girmiş, onu öyle söyleyeyim. Çünkü felsefesi, yarattıkları bizi hem iyileştirdi, bize hem ilham oldu. Şu an 23.5'tayız. 23.5 yolculuğuna ilk çıktığımız o günden itibaren biz aslında ilk danıştığımız isim de Sarkis'ti. 2016'da hiç unutmuyorum. Dreamart'ta buluşmuştuk. Niyetlerimizden bahsetmiştik. Çok heyecanlanmıştı ve daha sonrasında da iş buradaki o mükemmel, herkesi büyüleyen diyebiliriz, tuz ve ışık yerleştirmesine kadar geldi. Aslında burası bir umut mekanı, bir buluşma mekanı, bir anma mekanı, hatırlama mekanı. Sarkis buranın felsefesini çok iyi anladı. Bilmiyorum, belki ilk defa bugün bu vesileyle 23.5'a adımını atanlarınız vardır. Tuz ve ışığı mutlaka eğer henüz görmediyseniz görmenizi tavsiye ederim. Sarkis'in o yerleştirmedeki felsefesi acılardan bir hazine yaratmaktı. Acıyı dönüştürmek, ona değer katmak üzerineydi. Biz en başından beri bir anma, bir tefekkür alanı yaratmak istiyorduk ve bizi bizden iyi anladı diyebiliriz. Ve o kadar özel dokunuşlar yaptı ki bir hissetme mekanı olarak da ayrıca orayı görebiliriz. Onun için tekrar kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki felsefe aslında mekanın bütün ruhuna da yansıdı. Yine 2015 yılında aslında biz Hrant Dink Vakfı olarak bu mekandan Anaratutium binasına geçmiştik. Ve Sarkis daha orayı inşaatken görmüştü. Ve orada da inanılmaz doğru bir konuma Hrant Dink'in bir vitrayını yerleştirdi. Daha sonra Altın İkona eserini yaptı ve aynı zamanda da Venedik'teki o şaheseri Respiro hayat buluyordu, nefes alıyordu. Her şey bir araya geldi. Böyle hayat bizi çok güzel ve özel bir şekilde buluşturdu. Bu yılda çok yakın bir süre önce tam buranın 5. yıl vesilesiyle 23.5 Nisan'da yine Sarkis'in aslında bütün o üretimlerinden ilham alarak kendi yönlendirmesiyle bu sağda gördüğünüz aynayı buraya yerleştirdik. 23.5'un aslında anlamı 23 ve 24 Nisan'ın arasındaki o gün, o arafta olma halini temsil ediyor. Eminim burada bulunanlar o duyguyu da çok iyi biliyor. Biz bu panoyu 24 Nisan'da alınan aydınların fotoğraflarıyla, isimleriyle aslında doldurmuştuk ve bir çağrı yapmıştık. Siz de gelin, kimi anmak istiyorsanız anın diye. Ve karşısına bir ayna yerleştirdik. Sarkis dedi ki bu ayna da aslında umudu temsil etsin. Her yaştan çocuk gökkuşağının 7 renginde parmak izini bu aynaya bıraksın. Geleceğe bir iz bıraksınlar. Ve çok güzel bir aslında birliktelik oluşturdu bu mekanda. Tam da bu mekanın duygusu, halen çocuklar geliyor, parmak izlerini buraya, şimdiye ve geleceğe bırakıyorlar. Bunu da söylemek istedim. Birazdan da Sarkis, sevgili Sarkis, aslında daha önce hiç paylaşmadığı bir vitrayını, hikayesini, sanat tarihi bağlamında sizlerle paylaşacak. Ben sözü çok uzatmadan ona takdim etmek istiyorum. Sabırsızlanıyorsunuz biliyoruz ama vakıf adına, 23.5 adına, bu Hrant Dink Vakfı ailesinin bir parçası olduğunuz için en başından beri çok teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok güzel konuştun Nayat, teşekkür ederim. Rakel, seni burada hissetmek beni çok heyecanlandırıyor. Merhaba dostlar. Aslında bir yapıtı yarattığınız zaman o yapıtın nasıl bir hayatta yaşayacağını pek düşünmezsiniz. Mesela 2015'teki Venedik Bienali'ndeki serginde bir takım görüntüleri
çağırmak istiyordum. Bir takım insanları çağırmak istiyordum. İlk başta ilkin aklıma Hrant gelmişti. Bu son yaptığım vitray şöyle böyle aklımdaydı. Fakat bu vitrayın özündeki görüntü nasıl bir umutlu bir görüntüye getirebileceğimi daha bulmuş değildim. Onun için Rant'ın çok neşeli ve bol narlı onarları veren halini gösteren bir görüntüden yola çıkarak bir vitray yaptım. Tabii o vitrayı yaparken tabii bana bir takım sanatçılar yardım etti. Ve mesela onların içinde Parajanov vardı. Umarım tanıyorsunuzdur. Onun Sayat Nova adlı bir filmi var. Ve orada çok sık olarak Parajanov narı davet eder. Ve Hrant'ın o görüntüsü nasıl diyeyim? İçinden sanki ballar akan bir bakışıyla herkese bu narı vermesi. Sergi de öyle bir sergiydi. Bir takım acılar vardı sergide. Fakat bir takım kişiler umut getirmeye başladılar. Mesela o sergide birkaç kişiyi de davet etmiştim. Mesela Gezi'deki kırmızı kadının bir vitrayını yapmıştım. Tabii o kız bunu yaparken bir yapıtın içine gireceğini bilmiyordu. Zaten mesela pardon şeyi davet ettim. Gökkuşak renkleriyle merdivenleri davet ettim. Torunumu davet ettim. Bir takım üzüm eliyle üzüm tutan bir şöyle bir pazarda elini üzüme tutan birisini davet ettim. Şimdi aradan neredeyse 9 sene geçti. O görüntü, o acı görüntü ya bende kaldı. Fakat o acı görüntüyü nasıl acısından söküp çıkarmayı geçenlerde buldum diyeceğim. Ve projeyi çizdim. Aileye gönderdim. Maket olarak. Aileden yani müsbet bir cevap aldım demeyeceğim. Sanki o görüntüyü bir daha görmek istemiyorlarmış gibi bir halde bana dönüşü hissettim. Fakat Nayat'ın da söylediği gibi takım acıların bir hazineye dönüşmesi. Bu kavram aslında benim bir kavramım değil.
1930'larda kendisi Alman olan bir felsefecinin bir tabirinden yola çıkmışımdır. Bu Abi Warburg diye bir sanat tarihçisi ve arkeolog. Ve size ilk defa siz görüyorsunuz bunu. Konuşmayı onunla başlıyorum. Ve bu görüntünün beni nereye götürdüğünü bir takım sanat tarihinden bir takım örneklerle göstermeye çalışacağım. Aslında benim derdim diyeceğim, bizim bakmasını öğrenmemiz. Pek bakmasını bilmiyoruz gibi bir isim var. Sakın öyle şiirsel sözde de söyleyebilirdim. Konuşurken oradan oraya atlayacağım. Bu benim konuşma tarzım. Mesela bundan bir sene önce İstanbul Modern'i gezerken bir sanatçının portresini gördüm. Aslında portre olarak yapılmış değil. Cihat Burak'ın, Nazım Hikmet'in portresini gördüm. Ağzından kan akıyordu. Ve bu şimdiye kadar onun sanat tarihinde, yani Cumhuriyet sanat tarihinde, resminde bunun bir portre olarak ne kadar güçlü olduğu üzerine yanılmıyorsam hiçbir şey okumadım. Sanat tarihçilerinden ve sanatçılardan. Ben bunu bir parça değiştirmek istiyorum. Yani bakmamız gerektiğini. Bunun için ben bugün konuşmamı bu bakmalar üzerine yapmak istiyorum. Bana bu Hrant'ın bu portresini diyorum. Bu acı görüntüsünü ufak bir parantez açayım. Aynı zamanda bunun fotoğrafını çeken Ahmet Şık olduğunu ben bilmiyordum. Aileden öğrendim. Ve ondan da müsaade aldık. Ve pardon, buraya mı basıyorum? Şuna. Bu yapıtın hangi fotoğraftan yola çıktığını siz hepiniz bilirsiniz. Aslında ben bunu yok etmeye çalıştım. Bu bir vitray. O beyaz kumaşın üzerinde bu yüzüstü yatmış bir insanın üzerine atılmış bir beyaz kumaş parçası. Buna güneş renkli, bal renkli parmak izlerimle bastım üstüne. Ve alttaki fotoğraftaki o beyazlık yok oldu. Bir fotoğraf var arkasında. Bunun üstünde bu ayakların ve taşların ve beyaz kumaşın üzerinde benim parmak izlerim var. İyileştirmeye çalışır gibi. Bu vitray tekniğiyle benim parmak izlerim 580 derece fırının içine girip o camın içine girdi artık. Ve arkadaki o kısmı yok etti. Yani acıyı yok etti diyeceğim. Bunun tabii
geçmişleri var. Göstereceğim size, sırası gelmişken. Çok iyi bildiğim 1498'de yapılan Rönesans devrinde Mantegna diye bir ressam var. Bu İsa'nın ölüsünü neredeyse taşlaşmış vücudunu bir perspektifle dile getirdi. Perspektif sanatında figürün ilk defa bu şekilde gösterildiği bir İsa gösteriyor. Size gösteriyorum bunu. Evet. Bakın burada bu figür yüzüstü yatmış değil. Bu resim tarihinde ilk perspektifi bu şekilde gösteren resim. Yukarıda siyah bir şey var. At dışarıya bunu. Onu atın dışarıya. Lütfen. Evet. Kusura bakmayın. Burada İsa bir yapıta dönüşmüş durumda ve bir başyapıta dönüşmüş durumda. Dikkat edersiniz bu vücut bir mermer gibi olmuş durumda. Taşlaşmış bir durumda. Fakat yanındaki figürler herhalde annesidir yahut da başka bir kişiliğiyle beraber. Onlar da aynı durumdalar. Yani o vücuda yaklaşmış durumdalar. Bu perspektife yaklaşmak istedim. Yani bu Mantegna'nın yani büyük bir seyahat ederek 1498'e gidiyorsun. Tabii ele aldığı kişi ondan da 1498 senelik daha bir başa gider. Ve o kişi, yani İsa'dan bahsediyorum, binlerce kişi, binlerce sanatçı, binlerce yapıt, belki on binlerce yapıt, on binlerce müzik, bunu sanatsal olarak yaşatmaya çalıştılar. Benim öyle bir niyetim yoktu demiyorum. Benim öyle bir niyetim vardı. Yani Brandt'ın o çok acı görüntüsünü sanat dünyasına sokup yaşatmaktı benim şeyim. Size ...1962'de... Pier Paolo Pasolini Mamma Roma diye bir film yaptı. Bu harpten sonraki İtalya'yı anlatan bir film. Neorealist bir film. Ve orada bir, yani konusunu detayına girmeyeceğim, çok zor durumlarda yaşayan bir annenin çocuğunu yetiştirmesi ve çocuğunun kötü yollara sapması, annenin onu kurtarmaya çalışması ve çocuğun yakalanması, hapishane gibi bir hastanede onu bağlamaları ve orada
vefat etmesi ve annesinin bir yerde çıldırmasını anlatır. Ben size o filmden başka bir görüntü göstereceğim. Bu Pasolini'nin filminden son sahnelerden biri. Oğlanı avlamışlar. 16-17 yaşında ve o burada ölüyor. Dikkat ederseniz az önce gösterdiğim Mantegna'nın perspektifine benziyor. Ve araştırmalarından sonra zaten pek araştırmaya da gerek yok. Mantegna'nın 1498'de yaptığı perspektife çok yakın. Ve Pasolini'nin de kalkıp Mantegna'ya baktığını da vurguluyor aynı zamanda. Bu filmde bir takım görüntüler dolmaya başlıyor Pasolini'nin kafasında. Bu anlamen yani şeyin İtalyan sinemasının en büyük şeylerinden biri, sinema kadınlarından biri. Bu dikkat ederseniz bu 1962'de çekilmiş bir film. Eğer sizi bu bakımdan bir bakmayı öğretmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Bunun bağırması bana Munch'un bağırışını hatırlattı. Şimdi nereden nereye gidiyoruz, değil mi? Bir görüntüden bir dile, bir yaratmaya, bir yaşatmaya ve burada bu filmde o çocuğunun ölümünün doğurduğu acının Munch'un çığlığına bu çığlıktan sonra ben başka bir yerlere gitmek istedim. Bu Eisenstein'ın bir Rus, aslına bakarsanız Ukraynalı bir sinemacının Potemkin filminden bir görüntü. Ve bu Odessa merdivenlerinden inerken vurulmuş çocuğunu taşıyor. Anna Magnani'den, Pasolini'den, Munch'tan Potemkin'e geliyorum. Yani bu hepsi bir yapıtın yaşattığı durumlar bunlar. Şimdi başka bir yere gidiyorum. ...1500'lerin başlarında Fransa'nın Alsace kentinde, Almanya'ya yakın, İsviçre'ye yakın bir kentinde büyük bir hastalık beliriyor. Veba gibi değil. Yenilen bir tahıldan geliyor bu. Kilise bu hastalıkla başa çıkamıyor. Tıp da başa çıkamıyor. Ve kilise bir sanatçıya bir sipariş veriyor. 1513 ile 16 arası bu yapıt doğuyor. Matthias Grunewald adlı bir ressam tarafından doğuyor.
Bu sanatçıdan istedikleri şey neydi? Öyle bir İsa çiz ki hastalar gelsinler ve hastalıklarını ki onun üzerine atsınlar. Şimdi başka bir detay yaklaştırıyorum. Bakın bu vücutta yüzlerce şey var, yara var. O girenler bunun önünde oturup kendi yaralarını onun üzerine atıyorlar. O topluyor o cerrahatli yaraları. Ben bundan yola çıkarak 2000 yıllarının başlarında Louvre Müzesi'nin restorasyon kısmıyla anlaşıp bir yapıt ürettim. Onun başı, elleri, vücudu, ayakları, bacakları, karnı, yüzlerce yaranın üstüne film oluyor bu, dikkat edin. Süt döktüm. Yani o görüntüyü alıp projete edip üzerine süt akıttım ve parmağımı bal rengi boyayla bütün yaraların üzerinde bastırdım. Bütün yaraların yüzlerce ve bu yapıtı müze kabul etti. Sergilememi kabul etti. Ve benim arzum oradaki hakiki yapıtın önüne koymak. Tabii mesafeli bir şekilde ve tamam. Şöyle bir görüntü oldu. Bunlar mesela kafası en yukarıdaki ortadaki diyelim ki 100 tane var. Onun benim oraya konuşumu gösteriyor. Konuşumu gösteriyor. Basışımı. Ve sütün üzerine koyduğum için ve boya akıyor. Sanki o görüntü canlanıyormuş gibi. Aa, 2005 bu. 2005. Brandt'ın vitrayını doğuran yapıtlarımdan biri. Yani neredeyse 20 sene olacak. O bal rengi, güneş rengi parmaklarımın dokunuşunu anlatırken bu aşağı yukarı 10 sene sonra bir vitraya bıraktı kendisine. Onu gösteriyorum. Bakın burada o yapıtın başka bir varyasyonu vitrayla, tabii vitray olduğu için arkasındaki ışık hafif canlı gösterir bunu. Vitray sanatında böyle. Bu doğduktan aşağı yukarı diyeceğim 7-8 sene sonra bu şekilde Brandt'ın vitrayına geldi.
Şimdi konuşmayı burada sonlandırmak istiyordum. Bir iki şey daha eklemek istiyorum. Konuşurken aklıma geldi. Bakın, bu 1515 yılında yapılan yapıt, hastalığı iyileştirmek için sipariş edilen yapıt, halen bugün Alman Rönesansı'nın en büyük yapıtlarından biri sayılır. Ortada artık hastalık yok. O hastalık yok. Onu oraya ziyaret edenler bir başyapıtı ziyaret etmeye gidiyorlar. O başyapıt kalkıp bütün bunları yaşatıyor, tarihi yaşatıyor. Ama bir de başyapıt olarak yaşıyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bunları bu son iki üç görüntüyü acaba göstereyim mi, göstermeyeyim diye sona bırakmıştım. Ben bunları acaba nasıl yaşatıyorum? Bu vitrayları, bu Grunewald'in 1515'te yaptığı yapıtın vitrayını, Brandt'ın ilk defa size gösterdiğim daha yeni doğmuş vitrayını. O da bir detaydan konuşmadım, belki konuşurum. Onun vitrayını. Bütün bu yapıtlar birbirine karışıyor. Birbirine yaklaşıyor. Bu benim hayatımda en istediğim şeydir. Yani kültürlerin yaklaşması, yapıtların yaklaşması. Biz bunları kalkıp saklamamamızı, göstermemizi. Bu. Şimdi bundan 2 ay önce benim atölyemin dışında bunları nasıl oradan oraya gidecek bir şeyin içinde, küçük bir şapelin içinde. Küçük bir şapelin içinde. Ama bu şapel aynı zamanda içine girecek vitraylar bir iki görüntü göstermek istiyorum. Bakın burada bir konteyner görüyorsunuz. Bunu satın alıp gizli bir şekilde bana ait bir araziye getirdim. Ve vitrayları onun içine koymaya karar verdim. Arkadan giriliyor. Ve onun içini göstereceğim size. Bitmiş halini değil. Çünkü ben bu görüntüden sonra Paris'ten ayrıldım. Asistanım devam etti. Evet. Bakın. Brandt'ın vitrayı. Matthias Grunewald'ın vitrayı. Söke pazarında üzüm bir üzüm koparıp yemeye çalışan birisinin vitrayı. Bunlar nasıl çalışır aralarında? Neler söylerler aralarında? Şimdi bu konteynerin içinde 28 tane vitray var. Bir tane daha geliyor. Ve en büyük arzum bunun böyle bir yerden bir yere gidebilmesi. Vinçlerle kaldırılıyor. Tabii bunların kasaları oluyor, ahşap kasaları. Onların içine girecekler.
ve gidecekler. Gidecekler. Bu bir yaşatma şekli. Başka yere gidebilirler tabii. Fakat ben bir takım şeyler düşünmem lazım ilerisi için. Burası da kalkıp büyük yaşamlara gebe bir yer. Yani burası ağlanacak bir yer değil burası. Çocuklar geliyor. Sağ olsunlar. Şapeli istediler benden. Ve güneş rengi, geceler rengi bir şey doldu. Doldu. Böyle bir konuşma ilk defa yapıyorum. Grant'ın vitrayını ilk defa gösteriyorum. Bugüne kadar onun basına verilmesini istemedik. Günden sonra aile karar verecek. Bana arzu ediyorsanız birkaç soru sorabilirsiniz. Eğer sormayacaksanız bitiririz. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada izlemek, dinleyebilmek benim için çok kıymetli. Pera'da, Pera Müzesi'nde, İstanbul'da, Arter'de işlerinizi gördüm. Keza burada yine. Çok değer verdiğim bir sanatçısınız. Hoş geldiniz. Bu sunumu izlerken aklıma geldi bu soru. Sizi tanımama rağmen gelmeden önce yine de bir şeyler okumak istedim yaptığınız işlerle ilgili. Bir sanat dergisinde şöyle bir şeye rastladım. Munch'un çığlığını siz babanızın dükkanında görüp ondan çok etkilenip sanata geçtiğinize dair. Bu doğru mu? Burada da yine aynı figüre rastlayınca sizdeki değeri nedir? Bunu dinlemek isterim. Teşekkür ediyorum. Tamamen doğru. O günden sonra kalkıp Munch'u bırakmış değilim. Yüzlerce yapıt yaptım Munch'tan sonra. Yani evet doğru. Doğru, çok doğru. Ve dediğim gibi hiçbir şey saklamam. Dokandığım bütün sanatçılar yapıtlarımda yaşarlar. Teşekkür ederim kalkıp şeydeki sergilerimi sevdiğinize. Tekrar teşekkürler ve bu anı yapıt içinde ayrıca tebrik ediyorum. Yaşayan bir anı aslında bu konteynere koyduğunuz ve belki de taşıyıp gezdirmeyi düşündüğünüz. Ama bunun biricikliğini merak ettim. Yani bu çoğalacak mı? Bu vitray çoğalır mı? Çoğaltmayı düşünür müsünüz? Yani bu biriciklik meselesini biraz yorumlar mısınız? Tekil midir bu Hrant'ın vitrayı? Yoksa çoğalacak mıdır? Bir ara ufak bir eleştiri yaptım. Cihat Burak'ın o muhteşem portresine. Ve hatta ben bir fikrim vardı. Halen var. Gerçek. Yani umumiyette fikirlerimi pek söylemem. Fakat şimdi söylüyorum. Görüş, yani bakmayı diyeceksiniz. Bu senin hoca tarafın bilmem ne diyebilirsiniz yani bu başka. Fakat tecrübemden dolayı bir takım şeyler söyleyebilirim. O şeyin kocaman bir tablo o Cihat Burak'ın.
Kafa bu kadar. Fotoğrafını çektim onun. Başı iyiktir ve kan akar. Şunu göstermek istiyorum. Onun bir vitrayını yapıp ama dört vitrayını yapıp aynı görüntünün bir tanesi böyle duruyor. Hakikisi gibi duruyor. Kan aşağı akıyor. Tersine çevirdiğin zaman görüntüyü kan yukarı çıkıyor. Yanar koyduğun zaman kan sola gidiyor. Yani öyle bir gösteriş doğru gidiyorsun ki bu yapıt kafanda yaşamaya başlıyor. Şimdi benim sergilerimde hep bu açılma şeyi var. Burası benim canım gibi sevdiğim bir yer. Grant'ın yani şimdi İsa ile beraber koyduğum falan diye söyleyebilirsiniz. Olabilir de yani. Olabilir de yani. Yani bu yani Nazım'ın memleketindeki insan manzaralarında da bu vardır. Habire kalkıp böyle çalkalanır. Değil mi? Bizi bir yani bizim sanatımızda niye bir donmaklık vardır? Bu soruyu sormak istiyorum. Onun için arkadaki şapel hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Buradaki bu müzik şeyini kullanmak istemiyorum. Burası Hrant'ın yaptıklarının yaşama yeri burası. Agos burada yaratıldı. Burada yaratıldı ve yaşıyor. Yani biz bir takım şeyleri, yani bir takım olayları ne bileyim nasıl yaşatabiliriz? Bu sistemin dışında bir olay bu. Hem yaratım sürecinizi paylaştığınız için teşekkürler eserinizle alakalı, hem de genel olarak aslında sanatı nasıl yaklaşılmasını düşündüğünüzü paylaştığınız için. Ben de ilk soru soran sizin şeyiniz gibi karşımda sizi görmüşken aslında bilmiyorum cevap verecek misiniz, ama biraz daha merak ediyorum o konteyneri hem karşılaşmalar yaratmak istediğinizi anladım söylediklerinizden. Hem baktığımız şeye farklı biçimlerde bakmamız gerektiğini, sürekli düşünmemiz belki her durduğumuz yerde, her olduğumuz yılda, günde. Dolayısıyla o konteynere dair de hayalleriniz olduğunu söylediniz. Biraz daha söyleyebilir misiniz? Nedir? O konteynerin ne olursa, ne yaparsa sizi gerçekten mutlu edecek? Ne istiyorsunuz? Gerçekten bizimle paylaşır mısınız o hayali? Hep yapıtlarımızın gösterilmesi, yani müzelerde gösteriliyor, çağdaş sanat merkezlerinde gösteriliyor, galerilerde gösteriliyor. Ondan sonra ne bileyim ben artık tabiat içinde iş yapanlar da oluyor işte falan. Şimdi bu konteyner hiçbir yere bağlı olmadan oradan oraya tamamen serbestçe gidecek bir şapel gibi bir şey düşünüyorum açıkçası. Yani sırada iki tane yer var. İki tane yer var Fransa'da. Biz tabii bir yerde biraz çarpılmaları var. Bu adam konteyner satın alıyor, onların içine koyuyor. Bizim işimiz kolaylaştı gibilerden.
Onların oradan oraya, konteynerlerin içindekileriyle beraber oradan oraya gitmesi benim için büyük bir serbestlik. Bu demek değildir ki aynı şekilde oradan oraya gidecekler. Bu içindekiler şimdi bu doğduğu zaman yine kafamda birkaç vitray canlanmaya başladı. Bunlar işine girecekler, ötekiler kendilerini bırakacaklar. Sürekli bir dönüşüm. Benim zaten bütün hayalim her şeyin sürekli bir dönüşüm içinde olması. Bakalım nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Eğer bir müze satın almak isterse ben buna nasıl cevap vereceğimi onu düşünmek istemiyorum. Bir yerde belki kiralarım da. Bak ilk başta bu bir doğsun bu. Doğsun bakalım neler istiyor. Yani Türkiye'de de yapabilirim. Yapabilirim. Mesela Mardin'deki Biennale'e gittim son günlerinde. Valla bir yerde görmek isterdim mesela onu. İsterdim. Bu da müze yok zaten yani. Yani bunları yaratmamız lazım. Yani şey, yaratmamız lazım. Yani sanatçı olarak, düşünür olarak bunları yaratmamız lazım. Yani başımıza vurulmayı engellememiz lazım açıkçası. Merhaba. Merhaba. Bize birçok sinema tarihinden ve sanat tarihinden İsa temsilleri gösterdiniz aslında. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra toprağa veriliş anı. Şeyi merak ediyorum. Hrant Dink ve İsa arasında nasıl bir analoji kurdunuz? Ben bir gün bir laf etmiştim. Ne kadar şakacıyım demişlerdi bana. Demiştim ki Hrant İsa'dan sonra en büyük Ermeni demiştim. Bakın bu kadar yıl sonra Ocak ayında bu kadar insanların gelip sevgilerini göstermeleri. Vallahi Hrant'ı ailesi yaşatıyor, dostları yaşatıyor. Biz de yaşatıyoruz ve devam edeceğiz. Böyle. Bunun için kalkıp buradaki bugünkü bu konuşma benim için çok önemli. Yani pırıl pırıl bir yerde ve tarihi belli, niçini belli. Yoktur başka yer. Var bir takım tabii konuşursam yani 1290'lara gidebilirim, oradan kalkıp o Aziz'e gidebilirim, yok başka bir yere gidebilirim, yok Roma'nın şimdiki haline gidebilirim. Yok şeye gidebilirim ne bileyim ben şimdi o olan Filistin'deki olaylar gidip yani öyle bir duruma geliniyor ki bu serbest olmayı kalkıp yaratıyoruz. Oradan oraya gidilme. Çünkü bu kafamızın içinde milyonlarca şey var yani. Evet. Vallahi hep yani yaşatalım diyorum yani burasını. Zaten yaşıyor ama kalkıp daha da mesela çocukları getirdiler. Bu benim fikrim değildi bu. Çocukları getirdiler. Ve buraya gelen çocuklar kalkıp parmaklarına basıyorlar. Yani sürekli bir yaratma içinde olalım diyorum bu. Mesela ben mesela bu konuşmayı hemen herhalde bir müzede yapmazdım yani. Tamamen buraya dönük bir konuşma. Aslında hayatta
Paris'e geldiği zaman bunu gösterdim. Bir konuşma yapmak ister misin dedi. Böyle de oldum. Öyle. Bir sorumuz daha var galiba. Merhaba. Merhaba canım. Ben bu Hazreti İsa'nın resmine parmak basmışlar demiştiniz ya. 1698'de miydi? 1498'deydi galiba. Bir Hangisi? hastalık çıkmış Alsas'ta. Grunewald'in Alsas'taki Alsas'taki hastalık. 1515. 1515'te. Peki siz de oraya parmaklarınızı bastırdınız, süt akıtmıştınız ve vitray yaptınız. Sonra Hrant'ın vitrayında da parmaklarımı bastım, umut olmak istedim, acısını almak istedim gibi bir şey söylemiştiniz. Onun orada bir de vitrayda sağ tarafta bir tuğla gibi bir şey vardı, tuğla taş gibi. O ikisinin bir bağlantısı var mı? Yani hani acıyı taşı orada bırakmak gibi. Ben mi fazla okudum onu, bir size onu sormak istedim. Benim Paris'te oldukça büyük bir atölyem var. İşte binlerce obje var orada. Fakat her şey ortadadır. Fakat gizli değildir. Her şey birbirleri konuşur. Bu atölyemin sonlarına doğru biraz ne derler ona? Mevruh mu derler? Ya biraz gizli bir yer var. Taşlı. Duvar taşlı. Zaten ben burasını aldığım zaman eski bir matbaaydı. Olduğu gibi sakladım. Ve onun üzerine ilk yaptığımda onun üzerine koydum. Ve gelen çok az insan çağırırım oraya. Çağırdıklarımda bile onu görmesinler hemen diye. Oraya koydum. Şimdi sormadınız, ben de kalkıp konuşmadım. Bu vitrayın üzerinde ufak bir figür var. Değil mi? Ne canım? Ne gözüküyor? Taşı, evet. Taşı sudan. Evet, duvar taşı. Tuğlayı. Şunu soruyor. O şeyin vitrayın içi taşları mı sordunuz? Evet. Sorunuz neydi? Peki onu niye bastım mı dedim üzerine? O taşı oraya koymanızın sebebi, hani dediniz ya, Hayır, parmaklarımı hayır. bastım, umut olsun Hayır. istedim. O taşla o acıları mı durdurmak Hayır, o istediniz? taştan Ha, fotoğrafın kendisinde var. pardon. Ben o fotoğrafta olan şey o. Ben koymadım. Koyar mıyım? Hayır. Hayır. Koyar mıyım onu? Yani şimdi ben o fotoğrafı olduğu gibi aldım. Olduğu gibi aldım. O kumaş oradaydı. Taşlar oradaydı. Ne canım? Ne güzel. Bu figürü de, bu figürü de sonra. İşte onu da anlatıyorum şimdi. Onu mu sordunuz? Yukarıda bebeği mi sordunuz? İkisini de sordum. Ha, ikisini de sordunuz. Ha, onu ben koydum tabii. Ha, o aslında o bir mum. E, 20. yüzyılın başlarından kalma bir mum o. Ve bal mumundan yapılmış. O bal mumuyla bal renginin titreşimi o. Ve dikkat ederseniz onu duvara ufak bir kemerle bağladım. Gökkuşakta. O benim şeyime giremedi. Konteynerime giremedi. Orada kalmak istedim. Artık niye giremediğini kalkıp belki daha ileride cevabını bulur. Fakat giremedi. Ve dikkat ederseniz o yanmamış bir mum o.
yanmamış bir mum. Bütün bu elemanlar işin içine girer. Açtım galiba. Peki bu vitray diğer konteyner içinde birlikte olduğu vitraylardan bir daha ayrılacak mı? Tek başına kalacak mı hiç? Bir laf edeceğim. Benim işlerim hiçbir zaman sürekli başka bir yapıtla evlilik almaz. Hiç. Ama hep yanında birisi olacak mı? Çünkü yanında hep başka vitraylar veya başka yapıtlar olacak mı? Tek başına kalacak mı? Tabii. Bunu düşünüyorum gördüğümden tabii, beri. Tabii. Olacak. Şimdiki çünkü durumda, bana çok... O üçü yaşıyor şimdi. Evet. Evet. Onları birlikte görünce mesela içime daha sindi. Biz burayı yaparken çok konuştuk. Bu mekanda bu fotoğrafı hiç görmüyoruz. Aile de öyle istediğini çeşitli nedenlerden belirttiği için. Ve şu an böyle tek başına gördüğümde bir değişik hissettim. Ama sonra hepsi birlikte olunca rahatladım mesela. Yani sanki zaten çok yalnız kalmış bir görüntü bu ve birlikte yaşadıkları için sevindim kendi adıma. Muhakkak bir gün belki o vitrayın bir ikincisi de doğabilir. Belki üçüncüsü de doğabilir. Aynı vitrayın tabii parmak izlerinin farklı olduğu için hep farklı olacak. Ha. Peki bir takım yerler doğabilir. Ya ben ikinci vitrayı yapıp gönderebilirim de. Yani işte bütün ilişkiler değişiyor. Burada Cem İleri'nin kitapta yazdığı yazıya bakarsanız 300 sayfalık bir yazı. Devamlı oradan oraya gidişler vardır. Devamlı, devamlı, devamlı durmazlar yani. Ya. Bunun gibi bir şey. Bir sonsuzluk var yani. Zoom'dan katılanlar var. Onlardan gelen soru evet. var. Ben onları da ileteyim. Evet. Olduğu gibi okuyorum. Anlatınız etkisiyle konteynerde yer alan 3 vitrayda göstergeler arası bir bakış geliştirmek gerekli gibi bir hisse kapıldım. Söke'deki pazarda üzüm koparıp yemeye çalışan kadın vitrayının diğer 2 vitrayla ilişkisi sizin bakışınızla nasıl, biraz daha açar mısınız lütfen? Teşekkürler. Evet, o üzüm koparıp yemeye çalışan kadının diğer 2 vitrayla olan ilişkisini sormuş bir katılımcı. Ne yapayım? Büyük bir tazelik getirmek. Çünkü o görüntü yani fazla ah ne kadar güzel görüntü, ne kadar şey görüntü diye bir şey söylemiyoruz. Yani rantın vitrayı bir tarihe bağlanmış değil mi? Tarihe bağlanmış. Ötekisi 1512'den 15'ten beri devamlı yaşamış ve onun yanına günlük bir şey koyuyorsun. Bu. Günlük. Bir soru da. Evet. Yapmış olduğunuz vitraylarda özne olma durumu onları neye çeviriyor? Başka bir temsilde yer almaları arasındaki fark nedir? Yanına koyduğum yapıtla ilgili olabilir. Olabilir. Bir de gösterdiğim bu Mantegna'nın vücudu, Grant'ın görmediğimiz vücudu, Mantegna'nın o perspektif vücudu nasıl bir başyapıt doğurmuş, nasıl Pasolini'nin kalkıp o yapıtı nasıl bir başyapıt doğurmuş,
Hepsi kalkıp kendi kişiliklerini yaptıkları halde ötekilerle birleşiyorlar. Ben bu birleşmeyi sürekli anlatıyorum. Fakat şeylerini bozmadan, yani karakterlerinin zenginliğini ben çok dikkat ediyorum. Bir de şöyle bir, ben yine olduğu gibi okuyayım size. Dündar İncesu sormuş. Şöyle diyor. Konteyner bir binadan farklı olarak köksüzlük değil mi? Çok. Konteyner bir binadan farklı olarak köksüzlük. Köksüzlük. Köksüzlük, kökleri olmamak gibi temsili değil mi? Temelleri olmayan bir mekan gezer, yüzer bir mekan, zamandan ayrı bir görünüm yaratmaz mı? Eğer köklü olsaydı o bir yere gidemezdi yani. Değil mi? Aslında bu içinde yaşayan vitraylar şu zamanlarda bir konteynerin içinde yaşıyor. Bunlar konteyner içinde yaşayacak vitraylar olarak doğmadılar. Fakat belki bir zaman gelir ki sadece konteynerler içinde yaşayacak vitraylar yaratabilirim. Fakat burada evler çok iyi korunmuşlar. Yani kendi kasaları gibi ve kendileri de kalkıp çok kırılganlar. O ikisinin kontrastı var. Ve o çok sağlam bütün dünyaya gidebiliyor. Çünkü bu konteynerlere kalkıp ben bir şekilde satın alabildim. Yeni konteynere kalkıp bir kişiye satmıyorlar. Bir seyahat etmiş bir konteyneri satabiliyorlar ancak. Bu konteyner Çin'e kadar gitmiş gelmiş bir konteyner. Buraya gitmiş gelmiş tabii içindeki neler vardı. Konuşmanızın başında bakmaya bakmamız gerektiğini de söylediniz. Bakmayı tekrar hatırlamamız gerektiğini. Şimdi sizi dinlerken ve gösterdiğiniz imgeleri düşünürken aslında ıstıraba da bakmaya bir davet gibi de görüyorum. Istıraplara da bakmayı öğrenmek, acılara. Doğru. Evet. Doğru. Yani Grant'ın o halde görüntüsü. Evet. Yani acıların acısı ya. Evet. Yani bunu kalkıp biz acıların acısı olarak ondan çıkmamız lazım. Ona bakabildiğimizde belki iyileştirici dokunuşlarımız tabii, olabilecek diye yani, bir önerme gördüğümü söylemek istedim. Çok değerli geldi benim için bu. Teşekkür ederim. Yani size bir kitap şey yapabilirim. Bu sözü ne ettim? Bu acıları temsil eden, bunu analizini yapan bu sanat tarihçisinden söz ettim. Yani bu mesela bir şekilin sonunda acılar donduruluyor. Mesela Yunan heykellerinde de vardır bu. Yılanlar bir adamı sarmış falan. Tam son anını anlatıyor ve ondan sonra kendisi yapıt oluyor. Yani yapıt olması bunu kurtarıyor diyeceğim. Ben de acı üzerine konuştuğumuz zaman bir cam kırılıyor ve biz onu tamir etmek istiyoruz. Aslında orada bir acı var kırıldığında ve o tamiratı da kintsugi ile aslında daha altın renginde böyle daha biraz daha doldurulmuş yapsak bile hani bir acı var ama onunla birlikte süslemek, şey yapmak acıyı da biraz hafifletiyor diye bakmamı sağladı. Bu şekilde bakmamı sağladı şu anda. Evet. Zaten ben o kırılmayla birleşmeyi birisi vitraylarda öteki de o tamir yani ki tamir etme ama bir başyapıta döndürerek şimdi o çok uzun olur kusura bakma
Onun bir teknik adı vardır falan. Yani şimdi ya ama haklısın. 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 Yani o tamiri mesela o çanakların dünya güzeli çanakların kırılması onların tamiri üzerine bir teknik doğdu. 17. yüzyılda Kintsugi deniyor ona. Kırılma saklanmıyor. Kırılma vurgulanıyor. Çok güzel bir şekilde altınla birleştiriliyor. Bundan da çok etkilenmişimdir. Akel. Sen kalkarsan ben de kalkarım ya. Estağfurullah. Yüreğim çarpıntıyla beni durdurmaz etti. Doğrusu söylemek istediğim bir şeyler var. Benim hissettiğim, bana hissettirdikleri Sarkis Akbari'nin. Kızım bir yazı yazmıştı. O resimle ilgili, o yere serilmiş haliyle ilgili. Ki diyor ki, gelin diyor, birlikte kaldıralım. Orada yatan kişi, babam kalkar. Yani demez, niye yaptınız? Hesap sormaz. Onun hislerini anlayın, onun amaçlarını anlayın, o zaten kalkar. Önemli değil artık ne olmuş olması. Yeter ki anlayın onun niçin buraya kadar gelmiş olduğunu. Yani kendinizi anlayın aslında burada. Onun haricinde o resmi gördüğümüz zaman Ahbarik İsa'nın o yapıtını gösterdiğinde Rab İsa diyor ki, kutsal kitapta diyor ki, onun bizim acılarımızı, yaralarımızı aslında o üzerinde taşıdı. Zaten onu yansıtmışlardı ondan. Ve o dokunuşlarla, halkın imanla yaklaşımıyla şifa da bulduklarına iman ediyorum ben. Ve o acılardan nereye çıkabiliriz? Biz o acıları hazineye çevirerek gerçekten biz hem kendi duygularımızın ezilmişliğinden kurtulabiliriz, hem o ezilmiş, yaralanmış yüreklerimize şifa bulabiliriz. Başkalarına da o anlayışı aşılayarak ya da hissettirerek ya da bakmayı öğreterek, doğrusu düşünmeyi öğreterek. Bana bunları düşündürdün Akbari'yim. Teşekkür ederim. Biz de ilk günden o yaşadığımız acılarla büyüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir şeyler yapılır. Bu kız da gelip beni kaçırır. Her zaman. Bu söylenecek pek söz kalmadı bu sözlerin üzerine. Hepinize çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Burada olduğunuz, bizimle olduğunuz için. İyi ki varsınız Serkis.